Dalgalarla ilgili soru çözümlerine bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Buyurun hocam. Ee, evet şimdi dalgalarla ilgili genel olarak soru çözümlerine bakacağız hocam. Ee, yay dalgaları var, su dalgaları var, ses dalgaları var, deprem dalgaları var. Hepsi var. İlk dalgamız. İlk dalgamız, ilk soru. <laughs> i̇lk sorumuz. Esnek ve gergin yay üzerinde ilerleyen KLM atmalarının anlık görünümleri verilmiştir. Buna göre hangi atmalar artı x yönünde hareket etmiştir? Şimdi burada yapacağımız olay şu hocam. Bir önceki bir sonraki dalga. Yani aslında şuna bakacağız. Mesela bu dalga artı x yönüne doğru hareket etseydi. Ne yapacaktı? Bu dalga ilerleyecekti. Bir sonraki dalga şu şekilde Hı -hı. devam edecekti. Yani bir sonraki atmasını gösterdik. Aslında doğru mu gösterdik? Evet artı x yönüne de ilerliyor bu. Neden? Çünkü bakın ilk başta buradaydı. Bir sonraki atmadan ne yapmış? Yukarıya doğru bu Çıkmış. yönü gösterdi. Ben yukarı çıkacağım diyor değil mi? Şimdi? Evet. yani Ben yukarı bu... çıkacağım diyorsa demek ki bu tarafa doğru geliyor. Aynen. Bu bölgede yukarı çıkmak istiyorsa demek ki bu artı x yönünde Hı. ilerlemek istiyor. Şimdi ikincisine baktık. Aşağı doğru göstermiş. Şimdi şöyle yaparsak mesela hocam şöyle bu çizelim. Bu da bu tarafa doğru ineceğim diyor. Aynen öyle. Şimdi şöyle yaparsak orada bir inmenin olmadığını görüyoruz. Sansı. Aslında ne yapmış bu? bu tarafa doğru gidiyordu artı x yönünde olsa ama biz bunu böyle çizdiğimizde neyi görüyoruz? Eksi x yönüne doğru hareket ediyor. Yani aşağı inmeyi gerçekleştirmiş. O zaman l olmadı. k olmuştu artı x yönünde hareket ediyordu. Sıra geldi m'ye. Bir sonraki atmasını çiziyoruz. Hop şöyle çizdik atmayı. Bakın ne yapmış? İstediğini yapmış. Aşağıya doğru ulaşmış. Demek ki yani bu da bizim çizdiğimiz yön doğru. Artı x yönü doğru. Artı x yönünde olmuş. Cevabımız k ve m. Evet, diğer sorumuz yine bir yay dalgaları ile ilgili soru. Uçlarından gerilen yaydaki atmaların t0 eşittir, 0 anındaki konumları verilmiştir. Eşit atmalar oklar yönünde ilerlemektedir. Bu atmalar hangi aralıkta ilk kez birbirlerini yok edeceklerdir? Şimdi ilk kez yok edecekler. Hocam bunun en kolay bir yolu var. Şimdi önce şunu bileceğiz. Sabit uç yani duvar sabit uçtu. Sabit uçta atma böyle geliyorsa şöyle geliyorsa ne yapıyordu? Evet. Baş yukarı geliyorsa baş aşağı. Yani ters dönerek yoluna devam ediyordu. Ama serbest uçsa, örneğin bir halkaysa burada gelen atma kendisi üzerinden geri dönüyordu. Hı hı. Bunları da şöyle hatırlatalım hemen. Şimdi baktığımızda bunların her ikisi de duvara çarpacak. Yani bir ters dönüş yaşanacak. Bunu biliyoruz. Şimdi saniyelere bakalım. Hadi siz buna bakın ben ona. Pıt pıt yapalım. Tamam. Bir saniye. Hop. Hadi. Ben buna Tamam şey kalem. <gülüyor> <Çizmiyor> <gülüyor> siz, siz çizmeyince. Yani. Tamam bu. Bir saniye saniyede böyle olduk. Evet. ikinci saniye. Aç. Hop ben de yukarı döndüm. 3 Tamam. Geliyorum yakıp seni. dört Hop. Hoppa, geldik buraya. Buradan da Evet mi? burada ne yaptı? Dalgalar birbirini sönümlendirdi. Hı -hı. Yani üst üste geldiklerinde üst üste bindiklerinde dalgalar birbirini sönümlendirdi ve bir an için birbirlerini yok ettiler o da CD aralığında gerçekleşti. Şimdi çok böyle değişik bir yay var ama ne yay olduğunu bilmiyoruz. Bakalım. X ve Y yayları O noktalarına eklen O noktalarından etki, eklenmiştir. Konuşmayı hı. da unuttum. Şuradan eklenmişler. Ee, şimdi direkt aklımıza şey gelecek. Bunlar ince yay mı, kalın yay mı? Peki bunu neye bakarak yapacağız? Şu iki şekli değerlendireceğiz. Ve buna göre hızlar arasındaki ilişkiyi istemiş hocam. Şimdi şuna bakıyorum. Atma geldi. Hı hı. Geldi. O noktasına çarptı. Ve geri döndü. Hı. Ama şimdi, ilerledi. Burada Yansıyan kısmı var. Şu gelen atmadır. Hı hı. Yansıyan kısmı ve iletilen kısımları gösterilmiş. İletilen kısım her zaman böyle gidiyordu. Bunu ne olduğunu belirleyemeyiz. Hı hı. Ama baş yukarı gelen atma baş aşağıya dönmüş. O zaman ben derim ki demek ki bunu ne yapmış? Duvara çarpmış. Sabit uca çarpmış. Hı hı. Doğru mudur? E Şimdi demek ki bu gelen yay ince yay olacak ki hı hı. kalına çarpacak. Her duvara çarpmış etkisi görecek. Anladım. O zaman x yayı ince Y yayı kalın olduğunu biliyorum hı hı. ve her zaman ince yaydaki hızın kalın yaydaki hızdan daha fazla olduğunu biliyorduk ve bu da ince dolayısıyla X yayı olduğu için o zaman V1 ile V2 birbirine eşit oldu. Bunlar da kalın olan v 3ten büyük oldu. <laughs> evet diğer sorumuz yeterince uzun ve gergin çelik tel üzerinde 5 saniye üzeri eksi bir frekanslı periyodik dalgalar oluşturuluyor. Buna göre 7 dalga tepesi arasındaki uzaklık 48 santimetre ise dalgaların yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Şimdi hocam 7 dalga tepesi demiş. Önce buradan başlayacağız. Çizelim mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok şekilsiz oldu. Şimdi şurada 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda. 6 lambda. Yani 7 dalga tepesi ise kaç tane dalga boyu oluşmuş? 6 tane. Her zaman n 1 kadar değil mi? Matematikteki ifadeyle n 1 kadar 1 eksi oluşuyor. 7 dalga tepesi diyorsa 6 lambda oluşuyor ya da işte mesela 8 dalga çukuru diyorsa ne oluşuyor? 7 tane e, dalga boyu yine oluşuyor. Şimdi 7 dalga tepesi arasındaki uzaklık 48 cm'ymiş. Yani 6 lambda eşittir 48. O zaman lambda ne oldu? 8, santimetre cm oldu. Bize bir de frekansını vermişti. 5 saniye üzeri eksi 1. T Hemen tabii ki. Lambda eşittir V çarpı T. Evet. Bunu frekans cinsinden yazalım. Lambda eşittir V bölü F. F. Evet. Bunu o Lambda. Yeni Türk yani lirası işaret. <laughs> Lambda, <gülüyor> Lambda 8 de hocam. V bölü 5. 5. V eşittir 40. Santimetre bölü saniye. Santimetre bölü saniye. Hızı vardır bunun. Hatırladığım bir konu da matematikteki <laughs> konu ya <laughs> problemlerinin. Şimdi bunun diğer sorumuza diğer sorumuza geldik. Şekil çok ürkütücü gibi geliyor. Uzanım zaman grafiği verilmiş. Demiş ki sarmal Yay üzerinde oluşturulan periyotlu titreşimlerin uzanım zaman grafiği verilmiştir. Dalgaların yayılma hızı 5 santimetre bölü saniye olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi demiş ki dalganın periyodu 4 saniyedir. Periyot neydi? Bir tam dalganın oluşması için geçen süre. Evet. Bir tam dalganın oluşması için buradan yola çıktı, geldi. Hop bir tam dalga oluştu mu? Oluştu. Oluştu. Doğru. Kaç saniyede? 4 saniyede. Birincisi doğru. Dalganın boyu 20 santimetredir. Lambda eşittir. V çarpı T'dir. Lambda eşittir. V'miz kaçtı? 5. Periyodu 4 bulduk. O zaman ne oldu? Lambda eşittir. 20 doğru. santimetre oldu. Bu da doğru. Üçüncüsü dalganın genliği 3 santimetredir. Genlik neydi hocam? Denge konumundan olan yüksekliğiydi. Ya da tepe ile çukurun yarısıydı. Burası bizim genliğimizde, O da 3 santimetre olduğunu görüyoruz. O zaman her üç yargımız da doğru. Devam ettik başka bir soruyla. Dalga leğeninde farklı derinliklerdeki K, L, M noktaları gösterilmiştir. Buna göre VK, VL, VM hızlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi önce oradan başlayalım. Biz şunu söylemiştik. Derindeki hız sığdaki hızdan daha mı büyüktü? Evet. O zaman şimdi derinliğe bakarsak en derin M. Evet. Sonra L, sonra K. O zaman hız da buna doğru orantılı. M'nin hızı büyük L'den, o da büyük K'den. Doğru mudur hocam? Doğru. Geldik Frekanslar arasındaki ilişki demiş. Frekans ortama bağlıydı. Ortam değişmediği sürece frekans ve periyot değişmezdi. Dolayısıyla FK, FL, FM. Diyecektim ki hızla o formülü kuracaktım ama ters orantı doğru orantı diyecektiniz. Ama demedik. C'ye geldik. Farkındaysanız sormadım. Bakın çok iyi Şimdi dalga boyları arasındaki ilişki nedir demiş. Aa, o formüle geldik. Bu sabit. Bununla bu doğru orantılı mı? Dalga boyuyla hız doğru orantılı. O zaman aynı şekilde derin olan yerde dalga boyunun da büyük olduğunu biliyorduk. Lambda m büyük, lambda l büyük, lambda k şeklinde yazdırarak. Geldik bir diğer sorumuza. Dalga l'nin görünümü şekilde verilmiştir. Şuralarda böyle işte toprak olabilir, kum olabilir ya da bir takoz olabilir. Yani en derin ortam burası. Sonra derin en sığ da burası şeklinde verilmiş. Buna göre kaynak periyodik dalgalar ürettiğinde oluşan su dalgalarının üstten görünümü nasıl olur? Birincisi kaynak nerede? Kaynak şurası hocam şuradan. Yani şöyle kaynak titreştirerek oluşturuyoruz. İkincisi deneyebilir miyim? Tabii ki hocam şöyle çizdim. buyurun. Paralel dalgalar mı oluşturacağım dairesel? Şey e, paralel doğrusal. Burası biraz daha yakın olacak. Hı hı, süper. En sonu çok yakın olacak. Evet. Tabundan boyları eşit arkadaşlar. ya <laughs> şöyle bir iki üç dört diyelim mesela şu alanda şu dördünü gördüm. Şuraya geçince biraz daha, daha yakınlaşacak, sığlaştığı için. Diye. Dolayısıyla altı tane yapayım mesela. Ama şuraya geçince daha sığ ya daha da yakın olacaktır. 10 tane olsun diyeceğim ama. <laughs> Deme. <gülüyor> böyle olacak. Işte. Aynen öyle. Şurası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Neydi? Derin olan bölgede dalga boyu daha fazlaydı. O yüzden aralıklar daha geniş. Sığ olan bölgede dalga boyu daha düşüktü. Dolayısıyla aralıklar daha küçük oldu. Ben şey düşünüyorum ben. Okyanuslarda mesela dalgalar kocaman oluyor ya. Hı -hı. Derin yerlerde. Bir dalga kocaman ama bir sonraki dalga ile arasında epey mesela ama kıyıda pıt 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 küçük dalgalar Aynen. böyle pıt pıt peş peşe geliyorlar şey de öyle. Mesela deniz dalgalı bir denizde giriyorsak biraz açıklarda hani suyla oynamaya başladık. Belli aralıklarla geliyor ama kıyıda oynamaya başladığımızda Bu oyuna Aynen öyle. Hiç kafamızı kaldıramayacak <laughs> hale geliyoruz. Karadeniz buna güzel bir örnek. Evet. Ben de bir... <laughs> çok anım vardı o yüzden. <laughs> Şimdi bir diğer sorumuz. Bir dalga leğeninde periyodik doğrusal su dalgalarında 8 yarıklı stroboskopla bakarken stroboskop saniyede 3 devir Yaptığında duruyormuş gibi gözleniyor. Yani ne yapıyor? Şimdi hemen bakalım. Stroboskop saniyede 3 devir yapıyor diyor. Yani stroboskopun frekansı o zaman 3 saniye mi hocam? 3 saniye üzeri eksi 1 mi? Hı hı. Ve yarık da neymiş? 8'miş. 8 Sekiz yarığa sahipmiş. Hı hı. Devam ettik. Bu durumda arda arda 4 dalga tepesi arası mesafe 9 cm ise dalgaların yayılma hızı nedir? Önce dalganın frekansını bulalım mı? Fd eşittir n çarpı fs miydi? 8 hı hı. yarık var. Stroboskopun frekansı 3. Ne oldu? 24, 24 san, e, saniye üzeri eksi 1. Bugün birim yazamıyorum. Şimdi devam ettik. 4 dalga tepesi demiş. 1 eksiği kadardı. Şurayı yazalım. 3 lambda eşittir 9sa, Lambda eşittir 3 santimetre. Kapak kaçtı. 3 santimetre. Şimdi sıra geldi. Lambda eşittir V bölü F'ye. Yerine yazıyoruz. Lambda 3. V'yi bilmiyoruz. F'yi de biraz önce frekansı 24 bulmuştuk. O zaman hızımız 72 santimetre bölü saniye oldu. Ona imza gibi gaza geldim. Şimdi bir ses dalgası sorusu. Ses ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılır. Ses dalgaları için madde, e, mekanik dalgalar olduğu için maddesel ortama ihtiyaç vardı. Bunlar da yayılıyordu. Boşlukta asla yayılmazdı. İkincisi, yayılma hızı ortam özelliklerine bağlıdır. Yani. Değil mi? Da daha hızlı yiyor. Aynen böyle, öyle çok da daha Çok gibi. güzel. Üçüncüsü frekans ses kaynağının özelliklerine bağlıdır. Frekans kaynağa bağlıdır zaten. Kaynağa bağlı, bağlı. Kaynak böyle. değiştiriyordu. Çok güzel. Her üçü de doğru. Bir diğer sorumuz. Ses dalgaları ile ilgili yargılarından hangileri da doğrudur? Darıdır. Şimdi eline dalgalardır? Hayır. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Bu tepelerden anlıyoruz değil mi? Yani şunlar. Aynen boyuna öyle. E, i̇kincisi boşlukta yayılmaz. Doğru. Doğru. Üçüncüsü ortam değiştiren ses dalgalarının frekansı değişmez. Doğru. Çünkü kaynaktan çıkarken ki frekansı bağlı bağlıydı. 2 ve 3 oldu. Yapamadığın zaman bana sor. Tamam. Ara şimdi. Şimdi bakalım. Deprem dalgaları ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birincisi deprem dalgaları mekanik dalga türündendir. Mekanik birer dalgadır. Mekanik derken neyi kastediyor? Yani mekanik derken hocam yay, deprem, su bunlar mekanik ha, bir dalga, dalga. Bir de, de yani. diğerleri elektromanyetik dalga, taşıdığı enerjiye göre bakıyoruz. Hı -hı. Mekanik dalgalardır, doğru. İkincisi deprem dalgalarının bir kısmı boyuna dalgalardır. Elinde de olabiliyor. Aynen öyle, ikisi Hı -hı. de olabiliyordu. Richter ölçeğine göre 7 şiddetli deprem, 5 şiddetli depremin 2 katı büyüklüğündedir. Hayır, 10 katı. Heh, 10 üzeri 2 katı yani 100 katı büyüklüğündeydi. Demek ki cevabımız 1 ve 2 oldu.